Sadece antrenörlerimiz görev yapıyor, gruplarını oluşturuyorlar. Belli bir mevzuat ve belli bir program çerçevesinde. İsterseniz faaliyetleri bir bahsedelim, maçımızdan sonra devam edelim. Yedinci maçımız bu. Erkekler 74 kilo finali İspanyol Daniel Queseda Barrera ile Rus Dimitri Artyukov, ki Rus sporcu, yarı finalde de canlı yayında mücadelede bir sporcumuz Ferhat Muhammed Sarıoğlu'nu mağlup ederek finale çıkmıştı. İspanyol, hani Rus sporcudan biraz bahsettik ama İspanyol sporcudan 15. sırada ve 26 yaş. Dünya şampiyonu, gençler Avrupa şampiyonu, gençliğinde çok büyük bir beklentileri biraz altında kaldı ama yine de tabii malumunuz bu özgeçmişten de görüleceği üzere iyi bir sporcu ve Turkish Open 2014'te ve 2019'da üçüncü oldu. Yine Rus sporcu dedik, Ferhat'ı mağlup etmişti yarı finalde dedik. Onun da büyüklerde dünya şampiyonası tecrübesi var. 2014'te de Turkish Open'da yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanmıştı. İyi bir müsabaka izliyoruz. Zevkli bir müsabaka olacak. Burada kırmızı köşenin Rus sporcunun boy avantajı var. Onu kullanırsa kendisine bir avantaj sağlayacak. Kırmızı köşenin. Evet. İspanyollar bu arada, sizin de belirttiğiniz gibi, hani bugün biraz önce de kadınlarda Iglesias TRT Spor 2'de yayınlanan iki maçında kazanıp altın madalyaya uzandı. Bir çıkış sergiliyorlar burada da. İsterseniz okul sporlarındaki konuya değinerek devam edelim. Okul sporlarına tekvando branşının girmesiyle beraber gençlerde ve yıldızlarda ortaokul ve lise düzeyinde okullar arası tekvando yarışmaları yapıldı. Her sene aralıksız olarak yapıldı. Bu da tabii altyapının oluşması, altyapının yetişmesi anlamında ciddi katkılar sağladı. Bununla birlikte halk eğitim merkezlerinin verdiği kurslarla ücretsiz buradan spor eğitimi alan çocuklarımızdan da çok başarılı olanlar çıktı. Maddi imkansızlığı olup da kulübe gidemeyen çocuklarımız halk eğitim merkezleri kurslarıyla kendilerini yetiştirdiler. Oradan bir altyapı oluşturdu. Burada tabii antrenörlerimizin büyük bir özveriyle, fedakarlık larını gözden kaçıramayız. O yüzden antrenörlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yani altyapının hazırlanması, o sporcuların bu eğitimi alabilmesinin sağlanmasında kendi özverileri oldukça önemli. Şimdi sporcular tabii o bir dakikalık bölümde dinleniyor, taktikler alıyorlar. Round arası. Evet. Yine tabii belirtelim. Birçok spor sever artık biliyor ama 3 devre tabii eşitlik söz konusu değilse 2'şer dakika sürüyor her round, her devre ve 1 dakikalık da dinlenme süreleri var sporcular. Evet, dinlenme süresi 1 dakikadan az olamaz. Evet. En son kurallarda 60 saniyelik bir kural getirildi. Ve bu arada ikinci raundun heyecanı da başladı. Gerçekten yine çok çekişmeli geçeceğe benziyor bu mücadele. Barrera Artyukov mücadelesi. Çok güzel bir müsabaka, evet. Zevkli bir müsabaka izleyeceğiz. Evet. Fark çok açılacak gibi değil. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum, çok da tabii sizin kadar uzmanı değiliz bu işin ama görebildiğimiz kadarıyla çekişmeli gidecek. Tecrübeli sporcular birbirlerini yokluyorlar. Dediğim gibi kırmızı köşe boy avantajını değerlendiriyor. Barrera'nın taktik dövüşü oldukça mükemmel. Rakibine çok yakın girerek puan alabiliyor. Maalesef. Paldinglerde oldukça başarılı. Üst seviye teknik deniyor ama ona fırsat bulamadı. İspanyol sporcu. Bu siklette Ruslar erkeklerde iyi olarak görülür bu arada. Ama 5-1 şu anda tabii İspanyol önde. Evet.
ikinci raundda da artık hızla saniyeler tükeniyor. Biz çekişmeli dedik. Evet, Paulding'den Barrera 7-1 yaptı. Barrera Paulding tekniğiyle 2 puan aldı. Bakalım Artukov nasıl bir karşılık verecek, verebilecek mi bu puanlara? Şu an için ikinci round onun için iyi geçmedi fazla. Rus sporcu boy avantajını kullanamıyor. Onu bir avantaja çeviremiyor. Evet. Uzaktan çok etkili olamadı. Hani bacakları daha uzun. Evet, evet, evet. Ve bu round da tamamlanmış oldu böylece. Geçen ay yine okul sporlarımızla ilgili çok güzel bir gelişme oldu. Onu da size tekrar duyurmuş olayım. Spor severlerimize, izleyicilerimize duyurayım. Tekvando Federasyonumuzun, başkanımızın girişimleriyle halk eğitimdeki bu verilen kurslardaki spor saatlerinde bir artış sağlandı. Bu da işte kuşak seviyelerine göre verilen kursların daha rahat ve daha verimli yapılmasına sebep oldu. Bu da tüm antrenörlerimiz tarafından ve halk eğitim merkezinde kurs alan öğrencilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Onu da belirtmiş olayım. Esas konuya yavaş yavaş girelim isterseniz. Bu evet. Bir de şey konusu var. Bu Milli Sporcu Bursu mutabakatı. Evet. Onu şimdi, daha geniş bir zaman ayıralım istemiştik. Evet. Onu bir iki kademede anlatalım. Demiştik yani Türk spor tarihinde sporcu öğrencilerimizin, spor yapan öğrenci gençlerimizin lehine atılmış çok önemli bir adım. Neydi bu? Spor Bakanımız, Sayın Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız gayret ve girişimleriyle başladı. Şöyle bir yol takip edildi. Milli sporcularımızın vakıf üniversitelerine girişlerinde millilik bursu alarak %100 burslu okuma imkanı elde etmeleri için vakıf üniversiteleriyle Gençlik Spor Bakanlığımız arasında bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata sayı olarak da size vereyim, 52 vakıf üniversitemiz iştirak etti. 52 vakıf üniversitesi iştirak etti. Eğer sporcu öğrencimiz bir vakıf üniversitesinin bir bölümünü ücretli olan kısmını puanı ile kazandıysa vakıf üniversitemiz ona %100 burslu okuma imkanı veriyor. Tabii kontenjanlar ayarlanacak, ona göre yapılacak. Bununla ilgili de tarih olarak geçen ay diyelim. Geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında katılımıyla onun himayesinde bir Milli Sporcu Bursu tanıtım toplantısı düzenlendi büyük bir katılımla. Buraya ilk uygulamada bu projenin ilk uygulamasında bu üniversitelere millilik bursuyla girmiş olan sporcularımız davet edildiler. Bunlar toplam 76 sporcu öğrencimiz millilik bursuyla vakıf üniversitelerine giren 76 sporcumuz da oraya katıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tebrik edildiler. Ve burada çok önemli bir gelişme de oldu. Vakıf üniversiteleriyle yapılan bu toplantıda bu kontenjanın yani böyle 76 ile değil de tüm branşlar için geçerli. Vakıf üniversitelerimiz tarafından bu kontenjanların artırılarak kapasitesinin çoğaltılması noktasında bir yaklaşım sergilendi. Başkanımızın bu konuda bir talepleri, istekleri oldu üniversitelerden. Zannediyorum üniversitelerimiz de bunu olumlu karşılıyorlar. Çünkü rektörlerin çoğu oradaydı. Bu konuda da öğrenci sporcularımızda büyük bir heyecan oluştu. Evet, evet. Hepsi merak ediyor. Büyük bir heyecanla bu Milli Sporcu mutabakatından kaynaklı